tane kemer patlıcanı aldım ve bu kemer patlıcanlarını şu şekilde derin yağda kızarttım. Sonra üstünü kapatıp böyle beklettim. Patlıcanlar gördüğünüz gibi üstünde siyahlı parçaları var ve iri iri vaziyette kalın kalın kesilmiş durumda. Tamam mı? Böyle başlıyoruz. Öncelikle böyle bir derin pilav tenceresinin içerisine, bakın hiç az değil, yarım su bardağı, hatta birazcık daha fazla zeytinyağını koyabilirsiniz. Çünkü rahmetli anneanneciğim bana demişti ki, Arda'cığım patlıcanlı pilavdan, kaşıktan yağ böyle hafif şıp şıp damlayacak. Şimdi biz o kadar abartmasak da yaklaşık şöyle bir yarım bardak kadar zeytinyağı olağanüstü güzel oluyor. İlk yapacağım şey, rendelenmiş bir adet soğanı zeytinyağının içerisine alacağım ve hafiften çevirmeye başlayacağım. Soğan şöyle hafiften kendini bıraka dursun. Ben pirinci bir yıkayacağım. Yaklaşık 2 su bardağı kadar pirinç kullanıyorum tarifte. Ve diğer pilavlardan azıcık farklı bir şekilde yapacağım bunu. Sudan geçirdim. Şöyle suyunu süzdürmeye bırakıyorum. Diğer pilavlarda hep ne yaparız? İçine işte pirincini koyarız. Pirincini hafiften kavurduktan sonra baharatını ve benzerini ekleriz. Hatta bazen suyunu ekleriz, sonrasında baharatını ekleriz falan. Burada şöyle yapacağım. Bir kere hafif soğan kendini bırakmaya başladıktan sonra tuz ve karabiberini koyacağım. Altını kısıp hızlı olacakmış vaziyette diğer baharatları da ekleyeceğim ve baharatların azıcık kokusunu çıkaracağım. Bir kere şöyle iki dolu tutam kuru nane. Önce baharatları atıyorum. Ha, böyle yapmak zorunda mısınız? Değilsiniz ama yaparsanız çok da güzel olur. Arkasından şurada yeni bahar var. Altını kısın bu arada, kontrol sizde olsun. Yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar yeni baharı atacağım. Bu baharatların bütün kokusunu ortaya çıkartmaya sağlıyor. Bir parçacık da tarçın, o da işte burada. Çok değil ama, çünkü tarçın diğerlerine göre daha baskın bir karakter. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar tarçın, tamam mı? Bu baharatları ekledikten sonra hemen karıştırın. Bir çay kaşığı kadar tarçını da ekledim. Şimdi patlıcanlar giriyor içerisine. Pirinç giriyor içerisine. Çok aşırı derecede kavurmaya ihtiyacımız yok pirinci. Şöyle her şeyle bir harmanlayıp bütün baharatlarla bir araya getirmek yeterli olacaktır. Şunun gibi yani. Bu arada bu işlemi yaparken patlıcanlarınız önceden kızardığı için bazıları biraz ezilebilir, ki ezilmelidir de. Çünkü patlıcanlar ezildiği zaman şöyle bazıları diri kalıyor, bazıları içeride o böyle patlıcanlı pilavın olması gereken kıvamını vermesini sağlıyor. Tamam. Şimdi suyunu koyacağız ve buna birazcık lezzetini katacak domatesini ekleyeceğiz. Rahmetli anneannem domatesi elle parçalardı. Şöyle bir tane domates var, tamam mı? Kabuğu ayrılmış vaziyette. Suyu da içinde. Elimle, çekirdeğiyle beraber domatesi parçalıyorum. Tamam. Kesmiyorum, doğramıyorum. Şöyle parçalıyorum. Bu ne işe yarıyor? Bazı domateslerin içeride eriyip gitmesini sağlıyor. Bazı parçaların iri iri kalmasını sağlıyor. Tamam. O da böyle bir güzellik veriyor işe. Arkasından bunun toz şekerini ilave edeceğim. Bir yemek kaşığını aşmayacak kadar toz şeker bize yeterli olacaktır. Çok fazla şeker koyarsanız birazcık fazla tatlı hissettiriyor. O yüzden bak, bir yemek kaşığı alın. Şöyle silme bir yemek kaşığı maksimum. Toz şekeri ilave edin. Her şeyi güzelce karıştırın. Ve sonrasında da içerisine 3 bardak su ekleyin. Bir, iki ve 3 bardak su. Şimdi eskiler bu tarife şunu diyebilirler. Yağ az olmuş. Açıkçası bence de. Yani bunun yağını çok koyarsanız soğuduğunda özellikle öyle güzel bir kıvama geliyor ki hakikaten nefis oluyor. Bu tarifi, hani Ramazan'ı bitirdik ama
Sahurda da 10 numara yapacağınız güzel bir tarif olur. Dolapta durur, soğuk soğuk bekler, çıkartırsınız ve direkt olarak yersiniz. Bundan sonra klasik usul bir pilav yapar gibi. Önce yüksek ateşte, arkasından kısık ateşte 10 numara 5 yıldız pişecek. Sonra da bu arkadaşı aynen kendi tenceresinin içinde soğutacağız. Yani ne yapacağız? Piştikten sonra ateşten alacağız, karıştıracağız, üstüne peçetesini koyacağız. İyice bir hani lemini almasını sağlayacağız. Arkasından da tenceresinden çıkartmadan soğuyacağız. Bunlar eskilerin yaptığı tarifler. Yaptığınız gün değil, hatta bir sonraki gün tüketildiğinde çok 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 daha güzel bir etki veriyor. Zeytinyağlının olayı da aslında budur.